Arkadaşlar herkese merhabalar. Asus'u. Asus'u ilk önce Amerikan doları bazında bakmak istediğim bir hisse senedi. YouTube tarafından Asuzu ile alakalı e, benim 3-4 tane videom var. Şu bölgeden beri dilimin döndüğünce e, insanları uyarmaya çalıştım bir hisse senedi. Maalesef çok kişi altında kaldı. Sosyal medya tarafından da birileri tarafından özellikle bakın şu bölgede Şu bölgede Maalesef çok fazla insan içeride bırakıldı Şu 6 dolarları 7 dolarları altı buçuk dolarları Şu bölgelerde ben Twitter tarafında da YouTube tarafında da gelebileceğini Bunun Çok Anormal olmayacağını söylemiştim. Bunun bir tane nedeni var arkadaşlar. Bakın şu bölge. Şu bölge Amerikan doları bazında önemli bir maliyetlenme bölgesi ise senedinde. Burada maliyet olan kim varsa tahtayı tutmaya çalışacaktır. Ee, önemli bir maliyetlenme bölgesi. Çok fazla ee, bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 hafta neredeyse burada aşağı yukarı 3 ay 3 ay 1 hafta kadar bu bölgede bakın hisse senedi oyalandı. Daha sonra ne oldu arkadaşlar? Buradan yaklaşık 7 dolarlardan all time high olan 21 dolarlara kadar hisse senedi kuvvetli bir çıkış yaptı. Şimdi hissede yukarıda çok fazla imbalans alanları kaldı arkadaşlar. Bakın düşüşler sert oldu ve çok fazla imbalans alanları kaldı. Amerikan doları bazında benim günlüklerde en çok önem verdiğim nokta ben dönerim Asus alırım diye baktığım yer arkadaşlar bakın. Şuranın üzerinde benim günlük kapanış görmem gerekiyor ki şuradan aşağıya gelen bakın bir down trendimiz var günlüklerde aşağıya doğru. Bakın arkadaşlar tepeler alçalıyor. Dipler alçalıyor. Şuranın üzerinde bakın bir günlük kapanış görmem gerekiyor ki ben burada bir market yapısı kırılımı gördüm diyebileyim. Haftalıklarda Amerikan doları bazında burası da arkadaşlar bu arada silmeden söyleyeyim 7 dolar 92 sentin üzerinde günlüklerde bir kapanış görmem gerekiyor. Haftalıklarda bakın arkadaşlar Amerikan doları bazında trenle şuradan beri 13 haftalık ama bakın 13 haftalık ama taşıdı. Şurada 13 haftalık emanın kırılması ile birlikte yukarıya doğru bir atak yaptı. Daha sonra şu bölgelere kadar hisse senedi düştü. Şurada bir 13 haftalık emanın üzerinde kalır mı acaba diye baktım ben şu bölgede. Fakat maalesef tutunamadı. Satış yedi. Şu an bakın 13 haftalık ema an itibariyle 7 dolar 30 sentte hisse senedinin kapanışı 7 dolar 53 sent. Şimdi Türk lirası bazında hisse senedinin önemli olan noktalar. Daha doğrusu benim önemli bulduğum noktalar şurada bir kere haftalıkta trendi Türk lirası bazında 8 haftalık ama bakın şuradan beri bağırıyorum arkadaşlar şuradan bir 8 haftalık EMA'nın altında kapanış geldi hatırlayanlar vardır Eylül'dü Eylül ayı boyunca bakın 8 haftalık ama 8 haftalık ama 8 haftalık EMA'nın altında kapanışlara dikkat edelim diye defalarca söyledim arkadaşlar. 8 haftalık EMA şurada 267 lirada kapanış geldi. Ve hisse senedi bakın 8 haftalık EMA'yı kendisine direnç yaptı. Şurada bir üzerine kuvvetli mumla çıktı. Daha sonra 8 haftalık EMA'nın üzerinde kaldığı sürece burada oluşan trendde herhangi bir sorun yok arkadaşlar. Üstüne basa basa söylüyorum. Bakın 8 haftalık EMA'nın üzerinde kaldığı sürece burada yukarıya doğru başlattığı harekette bir sorun yok. Fakat haftalıkta benim trendim bakın arkadaşlar şu haftalık trendim. Demin Amerikan doları bazında bir şey gösterdim. Şurada benim haftalıkta 210 lira 7 kuruşun üzerinde haftalık bir kapanış görmem gerekiyor ki bakın 210 lira 7 kuruşun üzerinde bir kapanış görmem gerekiyor ki şurada benim aşağıda order bloklarım olsun. Yani burada trend yönü değişti diyebileyim. Bakın alçak tepeler, alçak dipler. Şuranın üzerinde bakın arkadaşlar bir kapanış görmemiz şart. Bakın ha kapanış görmemiz şart. Haftalık olur, günlük olur. Günlüklere çok bakmadım arkadaşlar, da günlükte zaten bir trend değişimi muhtemelen var. Fakat haftalıkta şu bölge çok önemli. 210 lira 70 kuruş. Zaten burası bakın daha önce bir tepe vazifesi görmüş bir yer. Ve arkadaşlar bakın şu anda bu bölgeden hisse senedi satış yedi. Hareketli ortalamalara baktık. 4 saatliklere indiğimiz zaman şu haftalıkları kapatalım. 4 saatliklerde bakın arkadaşlar şurada bir solomuz, baş sağomuz yani bir tobo yapısı oluştu. Buradaki tobo yukarıya doğru kırıldı ve buradaki tobonun bakın büyük çanak hedefi arkadaşlar. Büyük çanak, çanak hedefi ne kadar da tamamlanıyor çok özür dilerim. Aşağı yukarı arkadaşlar 214 liralarda şuradaki tobonun hedefi tamamlandı ve buradaki tobaya göre bakın solumuz bay sağımız tobaya göre işlem işleme giren traderlar muhtemelen ne kadar bir kar ettiler diyelim şöyle baksak %50'ye yakın bir kar elde ettiler şu anda muhtemelen burada bir kar satışı geliyor gelen kar satışının da bugünkü şeyi e, muhtemelen bununla alakalı burada bir formasyonumuz vardı formasyonumuz tamamlandı şimdi 4 saatliklerde bakın trendimiz 4 saatliklerde trendimiz şu bölgeyi kapatıyorum topumu kapatıyorum bakın birinci temas ikinci temas üçüncü temas dördüncü temas şurada bir tobonun sağ omuzu oluşuyor arkadaşlar görüyor musunuz Burası aynı zamanda ne trend kırıldı Ben likitte alıyorum bakın trend kırıldı likitte alıyorum ve üstüne doğru attıkça arkadaşlar hareketler ne oldu? Hızlandı. Yukarıya doğru attı ve hareketler hızlandı. Bu bölge tekrar aşağıya doğru eğer test edilirse bakın burası aşağıya doğru test edilirse burada ne var arkadaşlar benim 4 saatliklerde daha önce kırdığım şöyle bir yapım var. Burada bakın şurada burası da koordinat olarak 175 60 ile 168 80 arasına denk geliyor. Trend altında stop olacak şekilde bakın trend altında stop olacak şekilde bir pozisyon bakmak isteyenler bakabilir. Asuzu tarafında eğer tekrar bakın şu bölge test edilirse ben trendin altında stop olmak şartıyla burada bir pozisyon bakmayı düşünebilirim arkadaşlar. Neticede daha önce kırdığı bir e, direnç seviyesi var. Burayı defalarca test etti. Buranın ben destek olarak çalışıp çalışmadığına e, bakacak olan taraftayım. 172.70 ile 178.90 arasında bakın burada bir direnç bölgesi var. Şuradan yukarıya doğru bir tepki verir. Tepki vermez. Trend altında stop olacak şekilde şurada bir pozisyon açmayı düşünebilirim. Trendle beraber de yukarıya doğru buradaki pozisyonumu kendi adıma takip etmeyi düşünen taraftayım. Umuyorum faydalı bir yayın olmuştur arkadaşlar. Asus tarafında maalesef çok fazla insan içeride kaldı. Umuyorum, umuyorum bir an önce toparlar arkadaşlar. Her şey herkes için çok güzel olur. İzlediğiniz için hepinize teşekkür eder, saygılar, selamlar sunar. Bol kazançlar dilerim.